Hocam merhabalar, nasılsınız? Geçen de sizinle konuştuğumuz gibi bu programda Fergana Vadisi hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, Avrasya bölgesi için çok önemli konulardan biri. Evet hocam, uzman olarak da sizin de fikrinizi çok merak ediyoruz. Konuk kısmında fikir bildirebilirseniz çok iyi olurdu. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olunuz. İçeriğimize geçmeden gazeteye abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Büyük İskender, tarihin büyük filozoflarından hocası Aristo'ya sorar. Zapt ettiğim topraklardaki insanları tahakkümüm altında tutabilmek için neler yapmalıyım? Aristo da şöyle yol gösterir. Halkların arasına nifak tohumları ekeceksin. Birbirleriyle savaşınca hakem olarak kendini kabul ettireceksin. Ama anlaşmaya giden bütün yolları tıkayacaksın. Bu diyalog, Sovyet Rusya'sının Türkistan halkları üzerinde izlediği politikalarının kısa özeti. Bu programda yapay sınırlar üzerinden büyük birliğin nasıl engellendiğini ve ne tür ameliyatlara maruz kaldığını 10 başlıkta özetleyeceğiz. Geçen yüzyılda Sovyet Rusyası bölge halklar arasında birliği engellemek amacıyla Büyük Türkistan üzerinde yapay sınırlar çizdi. Günümüzde de süregelen ve bölgenin karmaşık sınır problemlerinin temelini attı. Bölge halklarının arasına nifak tohumu olarak her an patlamaya hazır mayınlar dikti. Bu mayınların en büyüğü de Fergana Vadisi'nde bulunuyor. Orta Asya'nın cevheri olarak bilinen Fergana Vadisi, günümüzde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının kesiştiği bölgedir. 70 milyonun yaşadığı Orta Asya coğrafyasında yaklaşık 17 milyonluk nüfusa sahip olan Fergana Vadisi, Asya kıtası nüfusunun %25'ini oluşturuyor. Hatta vadideki illerden biri Andijan için vadinin Çin'i derler. Bölgede toplam 9 eksklav alan bulunmakta. Eksklav tabiri bir devletin topraklarının bir bölümünün başka bir devletin topraklarında bulunması anlamını taşıyor. Özbekistan'ın Kırgızistan'da 4 bölgesi bulunmakta. Kırgızistan'ın Özbekistan'da ise 1. Aynı şekilde Tacikistan'ın da Özbekistan'da 1, Kırgızistan'da ise 2 bölgesi bulunmakta. 50 bin nüfuslu hoş havalı Soh ilçesi ise Kırgızistan hududu içerisinde yer alan Özbekistan'a ait bir toprak parçası. Ahali ise Taciklerden oluşuyor. Kafanız karıştı değil mi? Bölge halklarının kafası da aynen öyle karışık. Sovyetler Birliği 1924 ve 26 yıllarında Orta Asya'da 5 cumhuriyetin sınırlarını çizdi. Etnik grupların yoğun yaşadığı bölgeler dikkate alınarak yapay sınırlar çizildi. Bölge halkları üzerinde yeni kimlikler inşa edildi. Halklar çizilen yapay sınırlara hapsedildi. Büyük Türkistan'ın parçalanma hikayesi de burada başlıyor. Türkistan'da özellikle etnik grupların yoğun yaşadığı Fergana Vadisi ise tüm problemlerin kaynağı ve anlaşmaya giden yolların tıkandığı bir çatışma yuvasına dönüştürüldü. Ve bölge bir çıkmaza girdi. Bu problemler karşısında Aristo'nun bahsettiği hakemlik görevi Sovyetler Birliği'nin yasal varisi Rusya'ya düşüyor. Fergana Vadisi birçok kültür ve medeniyetleri buluşturan bir nokta. Bölgede sadece Orta Asya Türkleri değil, Stalin sürgününe maruz kalan Kırım ve Ahıska Türkleri yaşamaktaydı. Bu çeşitlilik bölge üzerinde oynanan oyunlara da kolaylık sağlamıştı. 1989'da Fergana Vadisi'nde yaşanan Özbek-Ahıska etnik çatışması büyük kayıplara, acı hikayeler ve bugüne kadar devam eden nefretlere sebep oldu. Bu olayın arka planında neler var? Neden iki kardeş birbirine düştü? Fergana olayları Sovyet yönetimi kaynaklı bir senaryoydu. Bu dönemde ilk defa Ahıska Türkleri dünya basınında duyulmaya başladı. Bölgedeki Sovyetlere karşı milli direniş gündemini değiştirmek açısından KGB'nin eliyle kardeş kardeşe boğduruldu. Asıl vatana günümüz Gürcistan'da bulunan Ahıska Türkleri, Sovyetlerin yıkılışına yakın 45 senelik sürgün hayatından sonra memleketine geri dönme şansını yakaladılar ve yurda dönme hareketine başladılar. Bölgede de bağımsızlık hareketleri alevlenmişti. Sovyetler karşıtı bu hareketin gündemini değiştirmek açısından Özbeklerin Rus düşmanlığını Ahıska Türkleri üzerine yönlendirmek, böylelikle iki Türk toplumuna birbirine düşman etmek KGB'nin ana planıydı.
Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük sorunlardan biri de sınırların net belirlenememesi. En son geçen bahar aylarında Özbekistan ve Kırgızistan, Tacikistan ve Kırgızistan sınır hatlarındaki gerilimde silahlar patladı. Bu gerilim yol ve sınırların kapatılmasına kadar gitti ve çatışma bölgesinden diğer bölgelere ulaşım, iletişim sağlamada zorluklar meydana geldi. Örneğin Özbekistan'ın Kırgızistan hudutlarında bulunduğu bölgeyle koridor oluşturulması aylardır gündemde. Çünkü bu bölge ana ülkesi Özbekistan'la bağlantı kurmakta çok zorluk çekiyor. Bölge halkı ülkesiyle bir koridor oluşturması konusunda devlet yetkililerine yalvarır hale geldi. Bölgeden gelen, bölgeyi iyi bilen bir konuğum var. Özbekistanlı tarihçi Zebiniso Kamalova bizlere bu çözülmez düğümü anlatacak. Fergana Vadisi Orta Asya'nın en kalabalık yerleşim merkezlerinden sayılır. Yıllardır dinmeyen gözyaşlara, kanlı çatışmalara sahne olan Fergana Vadisi aynı zamanda sorunların da yuvası sayılır. Bölgedeki mevcut etnik çeşitlilik, bölge devletleri arasındaki su problemleri, kesişen karmaşık sınır sorunları esas problemlerin ana kaynağı niteliğindedir. Ortak kültür ve müşterek tarihe sahip olan ahali için bu sorunlar karşısında müttefik bir arayışlar veya barışçıl bir anlaşmalara gitmek için de müsaittir aslında. Fergana Vadisi'nin coğrafi özelliği, bir bölgedeki transit veya kavşak olmak gibi stratejik bir özelliğe sahip olması da Orta Asya için bir avantajdır. Bölge devletleri arasında bölgesel bir yapılanmaya gidilebilirse, bölgesel bir yapılanma inşa edilebilirse dış faktörlerden bağımsız bir şekilde bu problemler karşısında çözüm olabilir. Sovyetlerden kalan sorunların başında su geliyor. Avrasya bölgesinin en büyük ve en temiz su kaynakları Orta Asya'da. Kırgızistan'ın bölgenin en zengin su kaynaklarına sahip olması, Özbekistan'ın bu sulara ihtiyacı olması da su paylaşımı problemlerini ortaya çıkartıyor. Devletler arasındaki anlaşmazlıklar sırasında suyu kapatma tehditleri de oluşuyor. Bölgede bulunan su kaynaklarının kullanımı konusunda meydana gelen sorunlar, uluslararası gerilimi ve bölge halklar arasındaki gerginliğe de neden olmakta. Fergana patlarsa Orta Asya tutuşur. Fergana Vadisi'nin en önemli özelliği etnik çeşitliliğin yanı sıra din faktörünün de ön planda olması. Mezhep ayrımcılığına, etnik çatışmalara maruz kalan bölge radikal dini hareketler tehdidine de açıktır. Bu yüzden de bölge kıtanın en gergin fay hattını oluşturuyor. Bir ufacık kıvılcımın bile büyük patlamalara neden olabileceği bu hassas vadiye karşı bölge devletleri de bilinçli yaklaşıyor. Hatta vadideki istikrarı korumak adına bölge halklarının dini hassasiyetlerine uygun politikalar yürütmekte. Bazı konularda ayrıcalık bile tanımakta. Fergana dağlarla çevrili üçgen bir vadi. Çin'in doğudan batıya uzanan, Rusya'nın ise kuzeyden güneye uzanan demir yollarının kesiştiği kavşak. Vadi, Çin'in Orta Asya'ya açılan altın kapısı. Rusya'nın ise bölgeyi kendi etkisi altında tutmak için kullandığı sopa konumunda. Potansiyel kargaşanın kaynağı olan Fergana Vadisi, Çin ve Rusya'nın bölgeye yönelik kullandığı tehditlerin en önemlisi. Orta Asya'daki temel sorunlar hem iç çatışmalara hem de bölge ülkeleri arasındaki çatışmalara zemin hazırlamakta. Bunun coğrafi zemini zaten var olup adı da Fergana Vadisi'dir. Bu zemin bölge üzerinde hesaplar yapan küresel güçler tarafından zaman zaman önce hazırlanmakta, sonra gerginlik yaratarak kullanılmakta. Temel sorunlara ev sahipliği yapan Fergana Vadisi, küresel güçlerin gözbebeği. Ateşi alevlendiren kıvılcım veya alevi söndüren su köpüğü kadar riskli. Vadinin özelliği de bölge devletlerinin ortak sorunu olması. Bölgenin istikrarını sağlayıcı çözüm yolları düşünülürken, vadiyi paylaşan üç ülke arasında tamamen özgür ve açık sınırların dizayn edilmesi çıkmaza delik açar. Bir nevi çatışma alanına dönüşen Fergana Vadisi için çözüm bulunması bölgesel güvenlik açısından da çok önemli. Bu programda az konuşulan ama Avrasya bölgesi için derin yaralar açan Fergana Vadisi'nin bilinen ve bilinmeyen yanlarını özetledik. Medeniyetlerin ve kültürlerin birbirini tamamladığı yer cenneti olarak bilinen Fergana'nın kimlerin eliyle çatışma alanına dönüştüğünü anlattık. Fergana Vadisi, Orta Asya'nın yani Türkistan'ın nabzını tutar, bölge halkının hem heyecanı
hem de korkusudur. Emperyalist güçler kolay hazmetmek için Türkistan'ı parçalarken bölgede derin bir yara açmıştı. Hep kanar durur.